Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Kıymetli ve değerli takipçilerimiz, Rabbim Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu 29 Mayıs İstanbul Fethi'nin yıl dönümü vesilesiyle başta Sultan Muhammed Fatih Han Hazretlerine, cümle şehitlerimize ve gazilerimize rahmeti ve mağfiretiyle muamelede buyursun. Rabbim nice fetihleri bizlerden esirgemesin. Gününüz hayırlı olsun. Geceniz mübarek olsun. DPT orta öğretimde ön lisans ve lisansta ve MBSTS sınavına girecek olan 2020 MBSTS'ye aday olan kardeşlerimizle, meslektaşlarımızla, hocalarımızla birlikte dersimiz başlıyor. Değerli hocalarım, ilmihal konusunda şöyle bir ivme kazanalım istedik. Ders programımızdaki İslam tarihi dersini cumartesi gününe kaydırdık. Dolayısıyla İslam tarihini cumartesi günü telafi ederiz. Ama ilmihalde ben ivme kazanmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bugüne ilmihal dersini programda bir değişiklik yaparak, abdest bölümünde çünkü kalmıştık. Bu bölümler kopmasın. Taharet ve abdest, sonrasında mes, bunlar önemli konular. Diyanet İşleri Başkanlığı ilmihal kitaplarından takip ediyoruz. Bir de zaman zaman çok önemli başucu kitabımız olması gereken, sınavlarda da sorumlu olduğumuz bir başka kaynak kitap, Fetvalar kitabından da yararlanarak bu bilgileri anlatmaya çalışıyoruz. Ben Nurettin Gültekin. İzmir'den gerçekleştirmiş olduğumuz bu canlı yayın inşallah hayırlara vesile olur. Taharet bölümü, dün taharet bölümünden bahsetmiştik. Kavramlar ve bilgiler önemli. Ve burada abdest bölümünden devam ediyoruz. Kıymetli hocalarım, abdest dini literatürde abdest belli organları usulüne uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da ıslak el ile meshetmek. Tabii hepsini yıkamak değil, mesela başımızı meshetmek değil mi? Ensemizi meshetmek mesela olduğu gibi şeklinde tarif edilir. Abdest ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinin 5 ve 6. ayetleri bu konuda bilmemiz gereken bu konuyla alakalı ayetlerdendir. Şimdi biz abdeste başlamadan önce zaten abdestin gerekli olduğunu biliyoruz. Abdestin farzlarını da biliyor olduğumuzu varsayarak mazmaza bölümüne geçmek istiyorum. Abdest ile alakalı kavramlar önemli. Bir de bizim istinşak diye bir kavramımız var. Bir de bizim delk diye bir kavramımız var. Bunları toplumla temizlikle alakalı, ya bugünkü bilmemiz gereken literatürde de temizlikle alakalı abdest, mazmaza nedir? Değerli hocalarım, mazmaza, hoş geldiniz sayın hocam. Abdestle alakalı ağzı su ile çalkalamak kavramının karşılığı mazmazadır. İstinşak demek burnu su ile temizlemek demek. Bunlar çok önemli kavramlar. Batı bunlardan mahrum. İspanya, İtalya, Amerika bunlardan mahrum. Biz bunların içinde doğduğumuz için, kulağımız bunlara doyduğu için bunların belki kadrini ve kıymetini belki bilemiyoruz. Ama insanlık için, insanlar için, ibadet için, abdest için bu kavramlar önemli. Delk, uzuvları su ile ovmak. Hani diyor ya, elleri yıkarken bol su ile ovalayın diyor. Delk yapın diyemiyor, bilmiyor adam. Nereden bilsin? Delk, İmam Malik, Malik'e göre farz. İmam Malik'e göre abdeste ve gusülde uzuvları ovalamak, sadece suyun altında tutup çekmek değil, ovalayarak yıkamak farz. Kime göre? İmam Malik'e göre. Cumhur'a göre sünnet. İstinşak, burnu su ile temizlemek. Ağzı su ile çalkalamak. Bunlar olmazsa abdest olmaz mı? Olur. Abdestin farzlarından değil. Ancak yapılması sünnete uygun düşen taraf. Abdestin sünnetleri. Değerli hocalarım, önemli. Önemli olmaz mı üstad?
abdestin sünnetlerinden mülakat sınavlarında o an aklına gelmeyebilir. DPT sınavlarında aşağıdakilerden hangisi abdest için söylenemez? Basit bir soru olarak görülür. Sünnetlerini bilelim. Abdest almaya niyet etmek, hanifilere göre niyet. Bunu dille söylemek yani. Zaten kastın niyet olacak da başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye abdest almak. Niyet ediyoruz. Sünnetlerini ve adabından bahsediyorum. Sonrasında besmele çekiyoruz. Sonrasında elleri bileklerle birlikte 3 defa yıkamak. 2 defa yıkasak olmaz mı? Adab uygun olmaz. 1 defa yıkamak zaten farz. 3 defa yıkamak sünnet. Ağız ve burnu su çekip iyi bir ağız ve burun temizliği, mazmaza ve istinşak yapmak neymiş? Abdestin sünnetlerinden. Bir diğeri misvak kullanmak. Benim misvakım çantamda kalmış. Misvak çok önemli. Misvak o kadar önemli ki maalesef hatırlatmamız gerekiyor. İçerisinde bir madde var. Bugünkü bilim adamları söylüyor. Bir madde var. O madde mikrop barındırmayan, diş fırçalarındaki o özelliği olmayan, diş fırçalarında öyle bir özellik yok. 6 ay sonra değiştirin diyor. Değil mi? Uzmanlar diş fırçalarını 6 ay sonra niye? Bakteri topluyor ve özelliğini kaybediyor. Misvak, gözünü sevdiğimin misvakı, peygamberimizin sünneti, aynı zamanda abdestin sünnetlerinden kullanmak, bu konu hakkında bu sünneti hafife almamak lazım. Hafif görmemek lazım. Ya bu devirde de bu oluyor arkadaş. Bu devirde dediğin şeyler bugün başımıza, insanların başına, dünyadaki bütün mikropları toplasanız diyor bilim kurulu, bilim adamları, bir gram etmiyor koronavirüs, bir gram etmiyor. Bir gram etmeyen bir virüs dünyada okulları, metroları, caddeleri, alışveriş merkezlerini, AVM'leri, spor salonlarını, kültür salonlarını, ibadet salonlarını kapatıyor. Allah'ın gücü ve kuvveti, temizlik, misvak, hafife Allah Allah Allah, koskoca profesörlerden bu devirde işte olur mu canım, işte misvak yani temizlik, ya olur arkadaş, misvak yapmayabilirsin, sana zor gelebilir, kullanmak istemeyip, ama arkadaş sünneti hafife alamazsın, evet. Alamayız. Peygamberin sünneti ağır gelmeyeceğine, ümmetime ağır gelmeyeceğine bilseydim onlara onun yapmalarını emrederdim diyen bir peygamberin ümmeti olduğumuzu unutuveriyoruz. Hı. Televizyon ekranlarında, ya geçen ben mağazaya gittim, 45 lira diş macunu diyor, benim peygamberimin sünneti bedava ya. Bedava üstad. Ve dişi kanatıyor. Her şey kullandığımda, fırça kullandığımda dişimden, etimden kan geliyor. Ama misvak kullandığın zaman, düzgün kullanırsa misvakı, onun üsulü var çünkü, kan gelmez. Bir de diş macunu şu varmış. Evet. Zararlı bakterileri aldığı gibi yararlı bakterileri de götürüyor. O yüzden misvakta o yok. Misvakta tam tersi. Misvak kullanmak. Sakalın içine su girmesini sağlamak. Eğer sakal gürse, benim seyrek gürse, sakalın içine su sünnet. El parmaklarını birbirine sokup ovuşturmak. Ovalamak. Başın tamamını meshetmek. Allah'ım dostum, ben bunu yıllardır uyguladığım bir şey. Başın tamamını meshetmek. Kaplama mesh. Ahmet bin Hanbel'e göre farz. Cumhur'a göre sünnettir. Kaplama mesh denir ona. Başın tamamını meshetmek, boynu meshetmek sünnet. Abdest uzuvlarını yıkarken bu sayıların riayetine uymak. Hanefilere göre sünnet, biliyorsunuz. Oradaki vav harflerinden dolayı abdest ayetiyle alakalı. Şafilere göre sıraya uymak, yani muvalat farz. Abdest sağ uzuvlardan başlamak. Abdest alırken sağdan başlamak. Ve bu uzuvları üçer defa yıkamak ve usulü su ile ovalamak, yani delk yapmak, cumhura göre sünnet, malikiye göre farz. Abdeste ara vermeden bunları yapmak. Güzel, abdest aldık. Ara vermemek çok önemli. Yani yaz aylarında özellikle bir organ kurumuş, diğer organı yıkamaya çalışıyor. Dolayısıyla biraz zaman kaybetmiş ya da daha doğrusu biraz işi, evet, ondan dolayı abdeste konuşmamak o mekruh bölümüne giriyor. Sünnet ve adapları bunlar. Kitaplarda var. Abdestin bu sayılan sünnetlerine ilave olarak, abdestin adabı olarak abdest alırken mümkünse kıbleye yönelmek. Peygamberimizin bu konu hakkında hadis-i şerifi de var. Kim güzelce abdest alır, kıbleye yönelir, abdestten sonra kelime-i şehadet getirirse Allah ona cennetten 8 kapı açar, o dilediğinden girer buyurmaktadır. Abdesti bozan durumları bildiğinizi yine burada varsayıyorum. Çünkü bu bir
MBSTS ve DPT platformu. Biz burada değerli hocalarım abdest alırken niyet kavramına gelmek istiyorum. Abdest alırken niyet etmek Hanefi mezhebine göre sünnet. Diğer 3 mezhebe göre nedir peki? Cumhur'a göre nedir abdest alırken niyet etmenin hükmü? Bizim niyet kavramımızla, abdeste niyeti tanımlamamızla Cumhur'un tanımlaması farklı. Bizde sünnet olarak, dille söylemek sünnet olarak görülmüş. Diğer Cumhur'a göre farz. Abdest alırken sünnetleri kasten terk etmek peki? Ha, bu sünnet terk etme hastalığı var ya, pompalanıyor zaman zaman basın ve medya aracılığıyla başkaları tarafından. Sünneti ertelemek, ötelemek, bunları kasten yapmak değerli hocalarım, kıymetli meslektaşlarım mekruhtur. Peki şuradan soru alacağım, biliyorum sorular gelecek ama bekleyeyim biraz daha. Peki abdest yeni başladık. Daha hiçbir şey kaçırmadınız. Buyurun değerli hocalarım. Salonlarda sosyal fiziki mesafe, sosyal mesafe tabiri doğru değil. Fiziki mesafeyi koruyalım ve evet. Mest konusuna gelmeden özürlünün abdesti. Şimdi biz sınavda çıkacak yerlere baktığımız için, sınavda karşılaşacağımız soru stillerinden ders işlediğimiz için biz bu konuda özürlünün kişinin abdesti sınavda karşımıza çıkabilme ihtimali yüksek olan bölüm. Buraları zaten biliyoruz. Yaz Kur'an kursunda öğrencilerimize kitaplarımızda ulaşabildiğimiz temel konular. Ama biz özürlü kişinin abdesti. Arkadaş özür ne demek? Fıkıhta özür nasıl oluyor? Engel mi oluyor özür? Özür kavramı en çok kullanıldığı konuların başında, yani bu kavramı kullandığımız konuların en başında özür kavramının kullanıldığı temel konu sürekli devam eden abdest bozucu haller. Şimdi adamın sürekli abdesti bozuluyor. Burnundan sürekli kan akıyor. Yahut da sürekli burun kanaması, idrarı tutamıyor. Sürekli kusma gibi. Yanı sıra sürekli abdesti bozacak bir kendisinde durum meydana geliyor. Bu kişi dinin kendisine tanımış olduğu ruhsatı kullanarak özürlü kategorisindedir. Burada durum sınav formatındadır. Şöyle ki en az bir namaz vakti süresince devam eden bedeni rahatsızlık özür hali sayılır ki saydım biraz önce bazılarını. Özürlü kimse her namaz vakti sınav sorusu arkadaşlar, daha önceki yıllarda mülakatlarda Diyanet sınavlarında soruldu. Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alacak. Bitmedi. Bu özür halinin abdesti bozmadığı varsayılarak o vakit içinde aldığı abdestle, şimdi adam öğle namazında abdest aldı üstadım. Öğle namazında abdest aldı ve bu abdestinin nereye kadar bu abdestiyle özürlü haliyle devam edecek? İkindin bir dahaki vakit gelene kadar. Yani ikindi namazı vaktine gelene kadar. Bu bitsin soruyu alacağım. Reji uyarıyor soru var diye. Onu bozan yeni bir durum meydana gelmedikçe dilediği kadar bu kişi farz, İmam-ı Azam'a göre vacip, sünnet, eda ve kaza namazları, cuma ve bayram namazları kılabildiği gibi Kabe'yi tavaf da edebilir. Kimin görüşü bu? İmam-ı Azam'ın. Ne diyor İmam-ı Azam bana? Özürlü bir kimseyle karşılaştın. Her namaz vakti için abdest alacak. Bu özür halinde, burnu kanıyor ya, özür hali. İdrar geliyor ya, özür hali. Kan geliyor ya, özür hali. Ama normal şekilde abdesti bozuldu bu adamın. Yani tuvalete gitti, kendi iradesiyle abdestini bozdu. O zaman yeniden abdest alacak. Burada duralım. Buyur Sayın Rejim. Süleyman Yıldız Hocam. Buyursunlar. Hocam demiş, abdest alırken kolları yıkadıktan sonra tekrar elini musluk suyuna varmadan başı meshediyorlar. Yani bir daha tekrar musluğa. Götürmeden. Evet götürmeden. Cay abdeste bir zarar vermemek. Caiz mi yoksa diyor müstahmel mi oluyor? Müstahmel evet, teşekkür ederim. Mekruh yapıyor orada. Yeniden bu suyla yapsa daha iyi olur. Yaptığı abdesti bozmaz. Fakat mekruh işliyor. Doğrusu dediği gibi, hocamızın dediği gibi temiz bu suyla tekrar elini hemen şey yapıp başını meshetmesi gerekir. Devam edelim. Hocam vesvese de özürden sayılır mı? Vesvese özürden sayılır mı? Çok güzel bir soru. Gerçekten de
Bu konuda hakkında vesvese özürden sayılmaz ama kendisi ehvam derecesinde bir vesvese ise o istishap yapacak. Yani abdestli olduğuna, fıkıh konusu, abdestli olduğuna karar verecek. Abdestsizine değil. Şimdi tavaf edebilir, musaffı tutabilir. Neymiş İmam-ı Azam'a göre? Abdestsiz Kur'an-ı Kerim ellenmezmiş. Hocam, okuyan hoca dedi ki, hocam İsyanoğlu dedi ki, abdestsiz de Kur'an-ı Kerim'e dokunulabilir. Kur'an-ı Kerim'de böyle ayet yoktur. Yok canım. Öyle bir ayet Kur'an-ı Kerim'de senin hükmüne göre, yorumuna göre, zannına göre olmayabilir. Ben bu konu hakkında seni değil, beni değil, İmam-ı Azam'ı, İmam-ı Azam gibi bir İmam Şafii gibi, Ahmet bin Hanbel gibi, İmam Malik gibi imamların görüşü varken sana niye ittiba edeyim? Niye ittiba edeyim? Yeni yeni şeyler duyuyoruz. Kur'an-ı Kerim ellenebilir canım diyor. Abdestsiz ellenebilir. Ellenemez. Musaf abdestsiz tutulamaz. Gelelim. Namaz vaktinin çıkmasıyla özürlü kişinin abdesti bozulmasa bile bozulmuş sayılır. Yani bozulmasa bile derken özürlülük durumu bitmiş olur. Yeniden abdest alması gerekir. Yeni namaz vakti tekrar abdest alması gerekir. Bu paragrafı arkadaşlar bir kenara not alın. Benim özürlü bölümünden çıkarttığım not bu. Ve İmam Şafii'ye göre durum farklı. İmam Şafii Hazretleri rahmetullahi aleyh buyuruyor ki özürlü kimsenin her namaz için ayrı abdest alması gerekiyor. Farz namaz mı kılacak? Ayrı abdest alacaksın. Vacip mi kıldığın namaz? Ayrı abdest alacaksın. Sünnet namaz mı kılacaksın? Ayrı abdest alacaksın. Kabe'yi tavaf mı edeceksin? Ayrı abdest alacaksın. Cuma namazı mı kılacaksın? Ayrı abdest alacaksın. Kime göre? İmam Şafii'ye göre. Yorum farkı olabilir. Bu konularda yorum olabilir. Dolayısıyla bu durum İmam Şafii'de sınavlarda karşımıza çıkan bir yorumdur. Bu yorumu lütfen dikkatle dinleyiniz. Geldik. Özürlülüğün durumu bu. Buyur sayın rejim. Monitörden soru olduğunu gördüm. Buyurun. Şimdi Rukiye Li Ferda Hanım demiş ki hocam özürlüğün abdesti vakit çıkınca değil de vakit girince bozulduğu için kuşluk vaktinde aldığı abdest öğle namazı girince kaçmıyor değil mi demiş. Evet kaçmıyor. Hanefi'ye göre diyoruz değil mi? Hanefi'ye evet. Göre evet kaçmıyor. Nurdan Gürkan Hanım efendi hocam namazda sürekli yerlenme hisseden biri ne yapması lazım? Bize çok soruyorlar bu soruyu demiş. Hissediyor mu? Hissedilmez ki o. Vesvese. Geldim oraya. 48. madde. Fetvalar kitabının 48. maddesi. Abdestli olup olmadığını unutan ya da abdestinden şüphe eden sürekli bu durumu yaşayan kimse. Bir kimse abdest aldığından emin olduğu halde. Emin. Abdestinin bozulup bozulmadığı konusunda sürekli ikilem yaşıyorsa bu kişi abdestli sayılır. Peki namazda ve namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı? Namazda ağladım. İmamın arkasında durdum. İmam bir okuyor ki ben ağladım. Eğer bu ağlayışım dünyalık bir kaygı değilse abdestim bozulmaz. Ama o anki ruh haliyle hocanın okuduğu ayetten feyiz alarak gözyaşı döktüysem abdestim bozulmaz. Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Biraz önceki soru hocamızın müstamel suyla abdest almak necis sayılmaz müstamel su. Müstamel su necis sayılmaz, abdesti bozmaz ama yaptığı eylem mekruhtur. Kitaptan da teyit etmiş oldum. Buyurun. Saadet Akyüz hocam demiş ki hocam bir bez ile musafı tutabilir miyiz? Bir bez ile. Abdestsiz. Ona saygıdandır. Doğru bir şey yapmaktır o. Bir bez ile, bir havlu ile, temiz bir bez ile daha doğrusu tutmak edeptendir. Edebe şayan bir durumdur. O an abdestim yok ama sana dokunamasam bile saygıdan dolayı bunu aracı, temiz bir şeyi aracı olarak yaptım demek olabilir. O yapılabilir. Sunay Yıldırım. Hocam bir bayan gördüm ayaklarını mesh ediyordu. Sorduğumda Kur'an'da böyle geçiyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Kur'an-ı Kerim Caferi o. Onu diyen Caferi. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçmiyor. Onun yorumlayışı Caferilerin yorumlayışı.
Burada tartışmalara girmeyelim. Dersi dinleyelim. Tamam. 1. Epilepsi nöbeti geçirmek gibi aklın algılama gücünü gideren şeylerle kişinin abdesti bozulur mu? Hocam, benim babam epilepsi nöbeti geçiriyor. Camiye gidecek ama bu konu hakkında bana bir bilgi verir misiniz? Bayılma, aklını yitirme ve epilepsi nöbeti abdesti bozar. Hanefilere göre bedendeki bir yaradan çıkıp yaranın dışına akan kan abdesti bozar. Abdestin bozulmasıyla alakalı olan bölümleri zaten biliyorsunuz. Şurası önemli. Bu sorulabilir. Kusmak bizde abdesti bozuyor mu üstad? Hanefilere göre bize derken bozuyor. Şafilere göre ise kusmakla abdest bozulmaz. Şafilere göre kusmakla abdest bozulmaz. Bu iki mezhebin görüşlerini, genel kabul görüşlerini biliniz yeter. Neden iki mezhep diyorum? Yaşadığımız coğrafyada Hanefi ve Şafi ağırlıklı olduğu için genellikle, ama biz bazen Maliki, İmam Malik'e saygıdan dolayı bazen Ahmet bin Hanbel'in görüşlerine de yer verebiliriz. Kadın abdest alırken yabancılar tarafından görülmesi haram olan yerleri açılacaksa, geldi şadırvana, erkekler var, kadın da orada abdest almak zorunda, orada abdest alacaksa ve bu alacağı abdestte mahrem yerleri neresi olduğu belli, risk varsa, kendisi hükmen suyu kullanmaktan aciz kabul edildiği için teyemmüm ederek namaz kılar. Tesettürün önemini görüyorsun değil mi üstad? Evet, yani. Bugün geldi bana bu soru. Bugün geldi daha. Evet. Cuma namazından sonra bir bayan geldi. Hocam dedi, ben bu konu hakkında bir soru sordu. Dedim ki Allah senden razı olsun. Bugünkü ders dedim bu konuyla alakalıydı. Tabii kadın dersi nereden bilsin? Sormuş oldu. Kadın abdest alırken değerli hocalarım, yabancı erkeklerin namahrem yerlerini açılacak gibi bir tehdit var. Öyle bir tehlike varsa ve kendisi suya ulaşamayacak kabul edilir. Öyle bir durumdan düşünün. Kullanamıyor. Suyu kullanamamaktan kullanamamak bir abdestsizlik, namazı kılmayacağım diyemez. Ama tesettürden vazgeçemez. Tesettürden vazgeçemez. Hı. Ne yapması lazım? Teyemmüm etmesi lazım. Hocam kaynağın ne? Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Fetvalar Kitabı sayfa 82 bölüm 63. Çok önemli. Bunu mülakatlarda bayan hocalarımıza, Kur'an kursu adayı hocalarımıza, vaiz hocalarımıza, imam arkadaşlarımıza, imam adayı DPT hocalarımıza sorarlar, soruyorlar. Özürlünün abdestini açıklamaya çalıştım. Şimdi geliyorum mes konusuna, bir soru alayım. Murat Kökgil, elimizdeki yara yerinden gelen su bozar mı abdest diye soruyorsun. O irinse, irinse o yara yerinden çıkaran, ki onu kastediyor. İrinse ve o İmam-ı Azam'ın tarif ettiği şekilde dağılan bir şeyse, o oraya geleceğim. Bir saniye üstadım. Oraya geleceğim. Mes konusunda orayı şöyle açıklamaya çalışacağım. O mesle alakalı. Yaradaki durumla alakalı çünkü. Oraya geliyorum. Mes. Mes neydi hocam? Mes, abdesti bozan durumlar, mes üzerine mesi de bozar. Mesi tarif edelim ilk önce. Fıkıhta mes etmek bir nevi hükmü temizleme işi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mes veya sargı üzerine teyemmüm de ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşidi. Mes neymiş? Sembolik temizlik çeşidi. Aşağıdakilerden hangisi? Bak basit, ayaküstü bir soru. Temizlik şekillerinden değildir. A. Abdest. B. Gusül. C. Teyemmüm. D. Mes. Ya mes, teyemmüm, temizlik şekillerinden arkadaşlar. Mes temizlik şekillerinden, hükmü temizlik olarak kabul ediliyor. Ya da şöyle sorabilir daha zor olarak. Aşağıdakilerden hangisi hükmü temizlik olarak kullanılır İslam fıkıh literatüründe? Abdest, gusül, teyemmüm, mes. Hangisi? Burada teyemmüm de hükmü temizlik olarak kullanılıyor. Mes de hükmü temizlik olarak kullanılıyor. Kavramı biliyor olmamız lazım. İlk önce kavram. Mes. Ayakları, o arkadaşımızın sorduğu soruya geldim. Bilekleriyle beraber örten bir tür ayakkabıya verilen isim. Özellikleri var. 1. Mes'in özellikleri. Mes, değerli hocalarım, yaklaşık 6 kilometre yürünebilmesi, bırakıldığında, kendi başına bırakıldığında dik durabilme ve dayanıklılık ve sağlamlılık ölçüsü kapalı olmak kaydıyla ayağı örten topuklarla birlikte
örten bir madde mes olarak kabul ediliyor. 6 kilometre yürüyebileceksin onunla. Hocam o zaman burada bir sürü soru çıkar. Mes çorapları var. Bırakıldığı zaman kendi ayağında durmuyor. 6 kilometre yürünebilir mi? Şüpheli. Şüpheli olmayacak. 6 kilometre yürünebilir olacak. Mes'i biliyoruz değil mi? Buna artık açıklama mes. Abdest aldıktan ayaklarımızı örttüğümüz, üzerine kış aylarında özellikle yaşlı kardeşlerimizin ayaklarını yıkamaktan öte hastalanma, abdestini tutamama gibi çok soğuk havalar düşünün. Her taraf Ege bölgesi değil. Çok soğuk havalarda, eksilerde ayaklara müsaade edilen bir durum. Mes. Abdesti bozan durumlar üzerine mesi de bozar. Mesi giydim. Giydim ne kadar geçerli mes? Mesin süresi sınavlarda hep çıkıyor. Nereden çıkacağını söyleyeceğim. Abdesti bozan durumlar mes üzerine mesi de bozar. Sabah namazında önce abdesti aldım, ayağıma mesi giydim. Tamam artık. Değil mi? Mesi giydim. Bunun süresi 24 saat. Kimin için? Mukim olan için. Yani seferi olmayan için. Mukim için 24 saat. Seferiler için adam seferi, yolculuk yapıyor. İzmir'den Elazığ'a uçacak. Otobüsle gidecek, arabasıyla gidecek. Neyse, nasıl giderse gitsin. Seferi bu adam. Seferi için mesin süresi 72 saat. Şurası 72 saat. Ama nereden başlıyor mes? Mes nasıl başlıyor? X kişi sınavda çıkıyor. Sabah namazından önce ayağına mesini giydi, abdestini aldı. Abdesti var. Kuşluk namazını kılayım dedi. Vakit geldi kuşla, kuşluğu kıldı. Abdesti bozulmadı daha. Devam ediyor abdesti bak. Sonrasında öğle namazı geldi. Bir de öğle namazı kıldı. Öğle namazından sonra şurada abdesti bozuldu. Mes'in süresi buradan başlıyor. Mes'in süresi buradan başlıyor. Artık bu kişi buradan gelip tekrar bu saate geldiği an mes'i çıkartması lazım. Yeniden ayaklarını yıkaması lazım. Anlaşıldı? Bu ayrıntıydı. Sınavda, mülakatlarda, yazılı sınavlarda mes'ten gelecek tek soru bu. Diğerlerini zaten bildiğini biliyor. Bir de mes'in sargı üzerine mes çok sorulur. Mes ayrı, sargı üzerine mes ayrı. Sargı üzerine mes. Üzerine sargı bulunan bir organın abdest alırken suyla yıkaması. Doktor bana dedi ki senin bu kolunu sardım ben dedi. Sardı. Elini, ayağını. Bak bunlar ne? Abdeste başını sardı. Dedi ki buraya su değdirmeyeceksin dedi. Bu durum abdestin farz olan yerlerini kapattı doktor. Onun böyle bir kapatma etkisi sağlık açısından var mı? Var. Bu sargı çözülmeyip üzerine mes edilmesi yeterlidir. Çünkü mes ne demek? Kelime kavram itibariyle hükmen onu temiz saymak. Islak suyu alırım. Su yani elim ıslak. Islak suyu diyorum. Su zaten ıslak. Ya anlatım bozukluğu oldu. Suyu alırım. Buraya mes ederim. Doktor dedi ki onu da yapma. Onu da yapma. Suyu hiç dokandırma. Buraya hiç su değmeyecek dedi. O zaman onu da yapmam. Kuru elimle orayı şöyle üzerinden şöyle elimi gezdiririm. Yeter. Bitti. Orası hükmen temiz sayılmış oldu. Allah bize böyle bir kolaylık vermiş oldu. Sargı üzerine mes. Bu durum. Ne kadar peki bunun sayısı? Yani hocam bu kolumda var. Ensemde var, başımda var, hepsi için. Ne kadarsa o kadarın için. Buyurun hocam. Şu yorumu okumanın sesini. Hangi? Büşra mı hocam? Yok. Sessiz bir. Yücel Bey mi? İslamoğlu yorum yapmış diyor. Buradan birilerini kötülemeyen sizin gibi diye bunların hepsi İçtihattır. İçtihat değildir bunlar. Kafana göre içtihat olmak, içtihat olmak için müştehit olmak lazım. Çok güzel. Evet. İçtihat olmak için ortada bir müştehidin olması lazım. Müştehit olabilmek için iki tane kitap yazmakla müştehit olunmuyor. Meal okumakla müştehit hiç olunmuyor. Fetva vermekle müştehit, biz müştehit değiliz. Biz müştehit değiliz. O yüzden o arkadaşımız yorumunu silsin. Ya da biz silelim. Biz sileriz. Ya. Biz silelim. Memnun değilse bir sürü hoca var onun gibi izlesin. Hı. Hocam ben sizin kitabınızı alayım iade etsin. Hiç. Ya, öyle. Biz de öyle.
Kötülediğimiz falan yok. Biz hakkı söylemek zorundayız. Hak. Ehli sünnet vel cemaat. Söylemek zorundayız. Söylüyoruz. Kaynağımız ne? Duvara yaslanmıyoruz. Kameraya da yaslanmıyoruz. Rejiye de yaslanmıyoruz. Kaynağımız kitap. Sünnet vel cemaat. Elhamdülillah. Sıkıntı yok. Sınav sorusu. Bu sınavla alakalı. Güzel. Hiç çekip, ya onlarca bunlar ilahiyatta ne tartıştık? Hala cevap verecek hoca. Hatırlattın, iyi ki hatırlattın. Ben de müştehidim diyor. İki kitap yazmış, üç tane meal. Ben de müştehidim. Müştehid olamaz. Burası bizim için önemli. Değerli hocalarım, nereye geldik? Sargı üzerine Messi'de bitirdik. Kıymetli hocalarım, değerli arkadaşlarım, sorularınız varsa Messi bitirmiş olduk. Müştehitlerimizle birlikte, değerli imam müştehitlerimizle birlikte ve hocam, biz nakilciyiz. Evet, buyur üstadım. Abdest alacağımız suyun olmadığı bir su var mı? Yani bundan abdest suyu olmaz. Onları dün işlemiştik. Mâ-i müstemel su, işte meyve suyu, hükmen, onlarla abdest alınmaz. Suya ulaşma imkanı yoksa ve elimizdeki su değilse, İslam bana diyor ki teyemmüm yapman gerekir senin. Ne dedim? Kadın örneğini verdim. Kadın ne dedi? Suya ulaş, suyu var ama haram olan bir uzvu orada göstermemesi adına bunu yapmak zorunda. Güzel. Şimdi mesela bir kere şey demişlerdi. Güneşte kalmış kovanın içinde suyla kuşlu olmaz gibi bir şey dediler de. Soru var. Buyur hocam, sorular alalım. Son soruyu alalım. Evet. Bu konuyla alakalı. Evet. Bir şimdiki anlattığınız konuyla alakalı. Namaz için soruyorlar demiş. Erkeklerin olduğu ortamda namazı oturarak kılabilir namaz miyiz diye soruyorlar. Değiliz. Namaz bölümünde şu anda abdest bölümündeyiz. Konular birbirine karışmasın. Abdest bölümünde onu namazda anlatacağız. Namaz bölümünde anlatacağız. Gusül bölümünde ve teyemmüm bölümünde kaldık. Ben Nurettin Gültekin. Önümüzdeki ders gusül ve teyemmüm olacak. İyi çalışalım. Müştehitlerimizin sözlerine ittiba edelim. Kur'an, sünnet ve Resulullah çerçevesince ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu fetvalarıyla dersimizi işlemeye, sınav formatında işlemeye riayet edelim. Belki biraz fazla soru almışızdır. Sorular dersin eksenini kaydırmasın. Bu bilgiler bizim için sınav formatında yeterli olacaktır değerli hocalarım. Mes sünnet midir diyor. Çok güzel. Mes sünnet midir diyor. Yani abdeste. Mes sünnet ile ilgili değil. Mes bir zorunluluktur. Adı İslam'ın sana verdiği bir ruhsattır mes. Sünnet, konu burada sünnet, farz, vacip değil. İslam'ın sana tanıdığı bir ruhsattır. İslam sana diyor ki çok soğuk havalarda, sıcak havalar, hasta olacağın zamanlarda senin ayağını nedir? Yapabilirsin. Ruhsat veriyorum diyor. Sünnetlik bir durum değil bu. Yani peygamberimiz mesh etmiştir diyecek o. Evet, buyur.